Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim, dışarıdakileri aratmayacak bir simit tarifim var. Hem böyle çıtır çıtır hem de yumuşacık bir simit yapacağız. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Kullandığım bardak evimizdeki klasik bardaklardan. Yarım su bardağından biraz fazla süt. Süt ılık olacak. Bir su bardağı ılık su. Bir paket kuru maya. Ben hep aynı genelde mayayı kullanıyorum. Bu mayadan her zaman çok iyi sonuç alıyorum. O yüzden sizlere de bu mayayı tavsiye ederim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı şeker. Hemen burada 5 su bardağı unumu ayarladım. Yavaş yavaş ilave edip sizlere sonunda ne kadar ilave ettiğimi söyleyeceğim. Bu esnada unun miktarını söylüyorum ama ilerleyen zamanlarda, yani hamuru yoğurup bittikten sonra bazen miktar değişebiliyor. Lütfen hamurun yoğurulmasını sonuna kadar izleyin. Sonra bana 4-5 bardak dediniz, biz de hemen kattık gibi bir yorumlar geliyor. İlk önce ben ortalama bir miktarda unu yanıma alıyorum. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Çünkü hamuru elimi soktuktan sonra un alması biraz zor oluyor. Her zaman yaptığım tarif ama bazen 4 bardak, bazen 5 bardak gidebiliyor. Bu da sizde aynı olabilir. Lütfen o yüzden sizler de yavaş yavaş ilave edin. Ben şimdi bir miktarını kattım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuracağım. Biraz un serpiyorum tezgahımın üzerine. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgah üzerinde 2-3 dakika boyunca hamurumu toparlıyorum. Hamurunuzu iyi yoğurmanız bu esnada çok önemli. En az mayalı hamurları bir 3-4 dakika kesin yoğurun. Bu arada 5 bardak undan sadece 1 yemek kaşığı bile yok. Sizler de benim gibi 5 su bardağı ununuzu yanınıza alın. Yavaş yavaş ilave edin. Hamuru yeterince yoğurdum artık. Yeterli. Çok güzel bir hamur oldu. Oyun hamuru gibi gerçekten. Yumuşacık ama elime de yapışmıyor. Tam olması gereken kıvamda bu. Kalan unundan bir miktar altına serpiyorum. Sadece bu kadar un kaldı. Toplasanız bir tatlı kaşığı ancadır. Kabın içine alıyorum. Üzerini kapaklı kapatıyorum. Hamur iki kat olana kadar dinlendiriyorum. Hamur neredeyse mayalanmak üzere. O mayalanmaya devam ederken ben hemen simitleri bulayacağımız pekmezli suyu hazırlayacağım. Şöyle bir su bardağı normal su, yani sıcak ılık falan değil, normal su ilave edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu üzüm pekmezi. Pekmezi çok aşırı derecede de doldurmayın. Bu sefer çok aşırı derece tatlımsı bir tat geliyor. Ona dikkat edin. 2 yemek kaşığı 1 su bardağı için yeterli. Karıştırıyorum. Pekmezi içinde iyice dağıtıyorum. Şimdi pekmezli sosum hazır. Onu kenara alayım. Kenarda beklesin. Burada hemen hemen bir 2-3 su bardağı kadar kızarmış susam. Bu aşamaya dikkat edin. Simitlerinizin güzel kızarması için susamınızı kızarmış, yani kavrulmuş susam tercih edin. Normal beyaz bakkal susamlarından alırsanız bu sefer beyaz kalacaktır simitleriniz. O dışarıdaki kızarık olan simit görüntüsünü almayacaktır. O yüzden kavrulmuş susamı tercih edin. Bunu da kenara alıyorum. Hamurda mayalandı. Gördüğünüz gibi iki kat oldu. Tezgahımın üzerine alıyorum. Hamuru 16 tane eşit parçaya böleceğim. 16, yani 8 tane simidimiz olacak. Önce biraz hamuru, mayasını çıkartayım. Bu arada İlada bana bağırıyor. Uyandı. El ile uğraşırken hamur tekrardan mayalanmaya başlamış. Tane parçaya ayırıyorum.
beze haline getiriyorum. Bu esnada un kullanmaya da hiç gerek yok. Elime alıyorum. Hamurların büyüklüğüne göre birbirinin üzerine ekleme yapacağım. Hemen yumurta büyüklüğünde oluyor hamurlar. Biraz şöyle un serpiyorum. Çok hafif, çok değil. Hamurları uzun şerit haline getiriyorum. Çok aşırı un serpmeyin. Bir tanesini yaptım, kenara alıyorum. Hemen kenara da yağlı kağıt koydum. Üzerine dizeceğim ilk önce hepsini yapıp. En son susama ve pekmeze bulayacağım. Hemen hemen bir 50 santim kadar uzunlukta oluyor. Şimdi her iki ucu birleştirip birbirinin üzerine atıyorum. Aynen böyle üzerine, gördüğünüz gibi örgü şeklini aldı. Uç kısmını birbirine yapıştırıyorum. Uçları şöyle birbirinin üzerine doğru bindirip elimle hafif bastırıyorum iyice yapışması için. Bu kadar basit. Kenara alıyorum. Kenarda beklesin. Size birkaç tane göstereceğim. Çok çabuk ve çok rahat şekil alıyor. Hamur da çok rahat şerit haline geliyor gördüğünüz gibi. Birbirlerini birleştiriyorum. Üzerlerine atıyorum. Uç kısımlarını yapıştırıp birbirinin üstüne bindiriyorum. Gördüğünüz gibi uç kısımları birleştiriyorum ve birbirinin üzerine atıyorum. Birbirinin üzerine yapıştırıyorum. Elimle hafif hafif iyice yapışmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi kenara alıyorum. Hepsini tamamladım. Tepsime yağlı kağıdı koydum. Suyu da yanıma aldım. Susamı da hemen ilkinden başlıyorum. Önce susamın suyun içine bırakıyoruz. Çok aşırı derecede uzatmayın hamurunuzu. Ve bolca susamı buluyorum. Her yerin iyice gelsin. Tepsiyi alıyorum. Hamurunuzu dediğim gibi çok çekiştirmeden yavaşça bırakın. İçine bırakıyorum. Susamı atıyorum. İyice her yerine gelsin. Alıyorum. Tepsiyi de hazırladım. Ben fırında tek tek pişireceğim. Bazen alttaki pişiyor pişmiyor sıkıntı yaşamak istemiyorum. Diğer tepsi yapana kadar ilk tepsim dinlendi. Sizler ikisini aynı anda yapacaksanız en azından bir tepsinizi bir 15 dakika kesinlikle tepsi mayasında beklemesi gerekiyor. Ve fırının içerisine kesinlikle su koymayı unutmayın. Bunun sayesinde buharla birlikte hem çıtır çıtır hem de yumuşak bir hamur olacak. Öncelikle ilk yaptığım tepsiyi fırına atacağım. Fırınımı şimdi açıyorum. 190 derecelik önceden ısıtılmış fırında dikkatlice pişiriyorum.
simitleri fırından çıkardım. Üzerine de böyle temiz bir bez örttüm. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldular. Böyle hem çıtır çıtır hem de yumuşacık. Hazırını hiçbir şekilde aratmayan çok güzel simit oldu. Kesinlikle bu simitleri yaptıktan sonra bir daha dışarıdan simit almak istemeyeceksiniz. Hemen şöyle bir tanesini böleyim. İçi de çok güzel pişti. 30 dakikada tam pişti. Gerçekten enfes olmuş. Ben çok beğendim. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Birazcık böyle parçaladım ama kusuruma bakmayın. Sizlere böyle ayrıntılı ayrıntılı göstermek istiyorum. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.